Filipinler'den herkese merhaba arkadaşlar. Yine Filipinler'le ilgili bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi YouTube kanalımda Filipinler konusunda çok sayıda videolar var. Bunlardan en önemlileri Filipinler'de evlilik, Filipinler'e nasıl gidilir ve Filipinler'de kalış süresini nasıl uzatırsınız? YouTube kanalımdaki videolara baktığınız zaman bu konulardaki videoları bulacaksınız. Şimdi bu videomuzun konusu ise Filipinler'deki bir banka hesabına Türkiye'den az komisyon ödeyerek kolay bir şekilde nasıl para gönderirsiniz? Bildiğiniz gibi yine YouTube kanalımda Filipinler'deki bir ATM'den Türkiye'deki paranızı nasıl çekersiniz diye videolar yapmıştım. O videolarda göreceksiniz Filipinler'deki bir ATM'den para çekerken bankalar, buradaki Filipinler'deki bankalar 250 peso komisyon alıyor. Ama şimdi benim anlatacağım yöntemi kullanırsanız eğer daha az komisyon ödeyerek Filipinler'deki bir bankaya para gönderebilirsiniz. Peki illa Filipinler'de bir banka hesabı olması şart mı? Tabii ki değil. Filipinler'de geçerli bir telefon numarasına sahipseniz, yani bir Filipinler telefon numarası varsa bu telefon numarasını kullanarak GCash hesabı sahibi olabilirsiniz ve GCash hesabına Filipinler'de bir banka hesabı olmadan para gönderebilirsiniz. GCash hesabına nasıl para göndeririz? Nasıl GCash hesabı açarız? Bu ayrı bir videomuzun konusu. Şimdi bu videomuzun konusu Filipinler'deki bir banka hesabına Türkiye'den kolay ve az komisyon ödeyerek para göndermek. Bunun için Wise uygulamasını kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi önümdeki laptop ekranından izleyerek Filipinler'deki bir banka hesabına kolay bir şekilde nasıl para gönderiyoruz sizlere anlatayım. Şimdi gördüğünüz gibi Wise ekranındayız. Wise uygulamasını kullanabilmek için önce tabii ki Wise'a kaydolmanız gerekiyor. Bunun için bir e-mail adresinizin olması gerekiyor. Daha sonra da bir tane şifre oluşturacaksınız arkadaşlar. Şifrenizi de girdikten sonra Wise size bir e-mail gönderecek. Bu e-mail aracılığıyla e-mail adresinizi confirm etmiş olacaksınız. E-mail adresinizi confirm ettikten sonra Wise'a tekrar giriş yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben daha önceden üye olmuştum. Şimdi yine aynı şifremi ve e-mailimi kullanarak giriş yapıyorum. Diyor ki size bir SMS gönderdik diyor. Ve bu SMS ile güvenli bir şekilde giriş yapmanızı sağlıyor. Hemen ben şimdi gelen SMS'teki kodu buraya giriyorum. Kodu girdik. Tamamdır diyoruz. Ve işte Wise uygulamasının ana ekranına geldik. İnternet yavaş geliyor. Ben daha önce eşime para göndermiştim. O paranın gönderilmiş olduğunu buradan görüyoruz. Hatta bakalım. Transfer successfully sent diyor arkadaşlar. Şimdi yeni bir para göndereceğim. Bunun için send money'e tıklıyoruz. Ne kadar para göndereceğim? Buradan döviz türünü seçiyoruz. Mesela bakın buradan işte burada gönderebileceğiniz döviz cinslerini görüyorsunuz. Türk lirası. Daha önce ben 3000 TL göndermiştim. Şimdi ben bu defa 4000 TL göndermek istiyorum. Ve 4000 TL'de bakın ne kadar masraf alıyor. 4000 TL gönderirseniz bakın 74.50 kuruş sizlerden masraf alıyor. 74.50 TL masrafı kestikten sonra karşı tarafa 3925.50 TL'nin 3.14505 kur üzerinden pezoya çevrilecek ve karşı taraf yani banka hesabına para gönderdiğim kişi 12.345 pezo alacak. Siz isterseniz buradaki döviz türlerinden de para gönderebilirsiniz. Bakın gönderebileceğiniz çok sayıda döviz türü var burada. 4000 TL para gönderdiğimiz zaman 74 TL 50 kuruş bizden masraf alacak. Şimdi devam et diyorum. Ben daha önce eşime para göndermiş olduğum için eşimin buradan ismini seçeceğim. Transfer için bir sebep seçin diyor. Mesela ne olabilir? Sending money home to family. Continue. Ve bakın burada review details of your transfer. Bakın görüyorsunuz recipient details, Richelle Mission. Ve şimdi buradan şu kutucuğa tıklamamız gerekiyor. Burada diyor ki bu hizmetin Türkiye'de Birleşik Ödeme Hizmetleri Elektronik AŞ tarafından yapıldığını kabul ediyorum diyor. Buraya klikliyoruz. Confirm and continue. Teyit et ve devam et diyor. Manually transfer the money from your bank. Buradan diyor ki parayı kendi bankanızdan manuel olarak transfer edin seçeneği var. Şimdi buradan devam ediyorum. Continue to payment. Ben şu anda bu işlemi pazartesi günü saat 4.30 civarı yapıyorum. Burada diyor ki by Tuesday'e kadar para varmış olması lazım diyor. Yani yarın salı günü paranın karşı tarafa bu hesaba ulaşmış olması gerekir diyor. Continue to payment diyoruz. Ödemeye devam et.
Burada diyor ki Wise don't take money from your bank account automatically. Wise diyor sizin bank hesabınızdan otomatik olarak para almaz diyor. Biz size banka detaylarını vereceğiz ve siz bu banka hesabına, vermiş olduğumuz banka hesabına parayı transfer edeceksiniz diyor. Ve burada kabul ediyorum diyorsunuz. I understand diyerek. I understand dedim. Ve burada bakın arkadaşlar, burası çok önemli. Our bank details for payment in TRY'ye. Burada görüyorsunuz Wise hesabına para gönderirken kullanacağımız Wise'ın Türkiye'deki kuruluşunun IBAN numarası var. Bakın bu IBAN'a 4000 TL para göndereceğiz. Ve bu parayı gönderirken buradaki referans numarasını girmemiz gerekiyor. Don't forget your reference. This code is unique to you and help us process your bank transfer faster. Bu kod diyor size özel bir koddur diyor. Ve sizin transfer işleminizi yapmanızı hızlandıracaktır diyor. When you make your bank transfer to us, please make sure you write it in the reference field. Burada açıklamış, parayı gönderirken referans kısmına veya açıklamalar kısmına bu referansı yazmayı unutmayın diyor. Şimdi ben ödemeyi yapacağım. Ondan sonra da ödemeyi yaptıktan sonra da I have made my bank transfer diye işaretleyeceğim, klikleyeceğim oraya. Şimdi Türkiye'deki banka hesabıma girip bu hesaba ödemeyi yapacağım. Bunu bir yere not ediyorum. Referans numarasını da bir yere not ediyorum. Birleşik Ödeme Hizmetleri. Bunu da not edelim. Birleşik Ödeme Hizmetleri yazmıştım. Tutar 4000 TL olacak. Açıklama kısmı. İşte arkadaşlar burası önemli. Buraya şimdi şunu yazıyorum. Bu referans numarasını şimdi yazacağım. Ve ondan sonra tekrardan kontrol edelim. IBAN numarasını kontrol edelim. Bakın IBAN numarası 982325. Bakalım. 982325. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Açıklama kısmına yazmış olduğumuz referans numarası önemli arkadaşlar. Burayı kesinlikle unutmuyoruz. Çok önemli burası. Devam diyorum. Buradan anlıyoruz ki adamların hesabı FİBA Bankadaymış. Referans numaramız evet burada ve onaylıyorum. Dekont görüntüle. Dekont görüntüle. Evet, Birleşik Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 4000 TL para göndermişim. Dekontu e-mail hesabıma göndersinler. Elimde dekont olsun. Bankadan çıkıyorum. Ve Wise uygulamasına geliyorum. Ve diyorum ki I have made my bank transfer. Banka transferini gerçekleştirdim. Ve bakın burada şimdik 4000 TL göndermiş olduğum işlemin detaylarını buradan görüyoruz. Transfer işlemini başlattın ve paranız şu anda diyor yolda diyor. Bankanızdan paranızın bize gelmesi 26 dakika sürebilir diyor. Para bize geldiği zaman diyor sizi bilgilendireceğiz diyor. Ve şimdi biz artık Wise uygulamasının parayı transfer etmesini bekliyoruz. Büyük ihtimalle para yarın hesabımızda olacaktır. Ara ara buraya girerek paramızın transfer durumunu kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar, Wise'tan beklediğimiz e-mail geldi. Bakın 2 saat önce bu mesaj geldi bize, para gönderilmiş. Ve buradan da bakıyoruz. Mesela bakın parayı göndermişler. Dün işlemlerimizi 4.27'de tamamladık. Paramız onlara 5.03'te geçti. Ve bugün 9.49'da paramızı bank hesabına, Filipinler'deki bank hesabına göndermişler. Yani ne kadar sürdü? Bir günden kısa sürdü. Belki 15 saat, 14-15 saat falan sürdü. Yani bu kadar kısa sürede paramızı alabilmiş olduk. Bu mesajı alır almaz tabii ki hemen eşime bildirdim bank hesabını kontrol etmesini. Ve işte bakın bank hesabımıza para gelmiş. 12.346 peso gönderilmiş. Şimdi bankaya gidip bu parayı İki defada çekeceğiz çünkü bir defada sadece 10.000 peso çekilebiliyor. Dolayısıyla iki işlem yapacağız. 10.000 peso çekeceğiz, sonra da geri kalanını çekeceğiz. Ama mesela Türkiye'deki hesabınızdaki parayı burada çekmek isterseniz, diyelim ki 25.000 peso çekeceksiniz. 3 defa işlem yapmanız gerekecek. 10.000 peso, 10.000 peso ve 5.000 peso çekeceksiniz. Her bir defasında da 250 peso olmak üzere toplamda 750 peso komisyon ödeyeceksiniz. Yani Wise ile para göndermenin böyle bir avantajı var. Para Filipinler'deki bir bankaya geldiği için buradan parayı çekerken komisyon ödemiyorsunuz. Sadece Wise ile para gönderirken transfer komisyonu ödüyorsunuz. Hatta şimdi transfer komisyonlarına bakalım. Küçük para gönderdiğimiz zaman ne kadar komisyon alıyorlar, büyük para gönderdiğimiz zaman ne kadar komisyon alıyorlar.
Şimdi tekrardan send money diyerekten bir işlem yapalım. Bakın mesela 1000 TL göndereceğimiz zaman 40 TL komisyon alıyorlar. Ama 4000 TL gönderirsek 74 TL komisyon alıyorlar. 10.000 TL gönderelim mesela. 10.000 TL gönderirsek de 143 TL komisyon alıyorlar. Yani gönderdiğiniz para miktarı arttıkça Wise'ın aldığı komisyon tutarı da düşüyor. Yine bu da Wise'ın bir avantajı. Peki Wise'ın başka avantajları neler? Bildiğiniz gibi Filipinler bir tayfun ülkesi. Burada sürekli tayfunlar oluyor. Hemen hemen yılda 10 defa ciddi tayfunlar oluyormuş burada. Yani zarar veren tayfunlar oluyormuş. Tayfunların olduğu zaman Filipinler'de maalesef elektronik iletişim hatları kopuyor arkadaşlar. Zarar görüyor. Mesela biz bir ay önce tayfun olduğunda Batangas'a gittik ve Batangas'tan hiçbir bankadan para çekemedik. O zaman para ihtiyacımız vardı. Maalesef hiçbirinden para çekemedik. Sonra bulunduğumuz şehre geldik. Yine bulunduğumuz şehirde de para çekemedik. Yani kötü havalarda Türkiye'deki bankanızdaki parayı Filipinler'de çekemiyorsunuz. Ama Türkiye'deki parayı Filipinler'deki bir bankaya gönderirseniz rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Wise ile para göndermenin tek dezavantajı anında parayı alamıyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi 10-15 saat beklemeniz gerekiyor. Özellikle de diyelim ki cuma günü parayı gönderdiniz. Ancak pazartesi günü parayı alabilirsiniz. Eğer Wise uygulamasını sizler de beğendiyseniz Wise'a üye olmak için şu ekranda görmüş olduğunuz linki tıklayarak Wise'a üye olursanız çok seviniriz. Wise bizlere ufak tefek hediyeler verecekmiş. Yine aynı zamanda bu linki videonun açıklamalar kısmında da bulacaksınız. O linki tıklayarak Wise'a üye olursanız çok seviniriz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz görüşlerinizi aşağıdaki yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ve tabii ki YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşeceği kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bye bye.